Size bir soru. Büyük bir hayaliniz var mı geleceğe yönelik? Gerçekleşmesi neredeyse imkansız. Gerçekleşmesi bir takım mucizelere bağlı bir hayaliniz var mı? Eğer böyle bir hayaliniz varsa çok şanslısınız. Çünkü pek çok insanın böyle büyük hayalleri yok. Büyük hayaller kurmaktan korkuyoruz çünkü. Ve o büyük hayalleri kuramadığımız için de belki büyük yerlere bir türlü ulaşamıyoruz. Evet. Merhabalar. Bugünkü videom ve podcastimin konusu büyük hayaller kurmak, sonra da bu hayallere doğru yürümek. Neden büyük hayal kuramıyoruz? Tahminim biraz önceki soruyu sorduğumda pek çoğunuz Ay benim öyle bir hayalim yok dedi veya düşünmeye başladı. E, ee, veyahut da böyle aklına bir hayalin kırık dökük parçaları geldi ama bir bütünlenmiş, detaylanmış bir hayalin olmadığını, kafasında net bir vizyon olmadığını gördü. Ve çoğumuz bu durumdayız. Bunun sebebi bir hayal kurmayı unutuyoruz zaman içerisinde. Çocuklar hayal kurarlar, yetişkin hayatında ise günün gerçeklerine akışına teslim oluyoruz. İkincisi ise hayal kurarken aşırı gerçekçi davranmaya çalışıyoruz. Oysa hayal kurmakla planlama aynı şey değil. Planlama yaparken gerçekçi olmak anlaşılır bir konu. Ama hayal kurarken siz daha niye ilk andan kendisi ket vuruyorsunuz ki? Geçenlerde bir danışanımla beraber sohbet ederken şöyle ilginç bir sahneye denk geldim işte bir hayal kurmasına yardımcı oluyordum işiyle ilgili, girişimle ilgili. O kadar küçük düşünüyor ki yani. Dedim ki ne oluyoruz? Ya dedi benim dedi koşullarım yok ki dedi öyle daha büyük şeyler düşünmeye. Ben dedim ki planlama yapmıyoruz ki Biz şu anda hayal kuruyoruz. Bundan 5 yıl sonrasında gittiğinde kendini nasıl görmek isterdin? Nasıl bir iş yerinde olmak isterdin? Nasıl çalışanların olsun isterdin? Müşterine nasıl değerler sunmak isterdin? Ne kadar para kazanıyor olmak isterdin? Bu parayla ne yapmak isterdin? İnsanlara ne fayda sunmak isterdin? Bunu konuşmak istiyorum ben seninle. Planlama yapmanı istemiyorum ki. Ama dedi işte hayatın gerçekleri. Nedir hayatın gerçekleri? Yeterli kaynağa sahip değilim, yeterli zamanım yok, becerilerim yeterli mi, olur mu? E geçmişte bazı denemelerim oldu, iyi gitmedi. Anlaşılan ben o kadar da başarılı bir insan olma adayı değilim. Vesaire vesaire. Yani bir kısmı gerçekler aslında belki. Bir kısmı ise algılanan gerçekler. Çünkü kendiniz daha evvel başarısız olmanız, şimdi tekrar başarısız olacağınız kanıtı değil. Ama insan beyni böyle çalışmıyor. Biz eğer büyük hayaller kuracaksak gerçekliklerden sıyrılmamız lazım. İlk yapmamız gereken şey o. Çünkü dünyada hiçbir büyük iş yok ki başarılmış olsun. Kurucusu o işi kurmaya çalışırken, o girişimi kurmaya, o sanat eserini yaratmaya, o kariyeri takip etmeye, olimpiyatlara katılmaya çalışırken etrafındaki insanlar ona ya mümkün değil dememiş olsunlar. Çünkü büyük başarıları sahip insanların çoğu zaten çok kıt kaynaklardan, çok düşük gelir gruplarından çok kısıtlı imkanlardan geliyorlar. Buradan büyük yere doğru yürüyorlar. Pek çoğu böyle bir şey yapıyor. Ve bazısı ekonomik olarak sıkıntısı olmayabilir ama kurduğu hayalin gerçekleşmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü bilim gerektiriyor, fiziksel değiş ne bileyim fizik yasalarını meydan okumayı gerektiriyor, yeni şeyler öğrenmeyi gerektiriyor. Bundan dolayı da zor. O yüzden aslında tarihte ulaşılmış bütün büyük başarılar bir hayalperestin herkes ona gerçekçi ol derken hayal kurmaya devam etmesi sayesinde oluşmuşlar. Hayal kurmadan o büyük yerlere doğru gidemiyorsunuz. Çünkü hayallerin iki etkisi var. Bir tanesi bize enerji veriyorlar. Her sabah kalktığınızı, büyük bir hayalinize doğru bir adım daha yoklaştığınızı, o hayal uğruna biraz daha bugün yaşayacağınızı düşünün. Bir de Hayaliniz yok işte hayat öyle sürüklenip gidiyor. Zaten çok da memnun değilsiniz hayatınızdan. Ama ne yapalım diyorsunuz kaptırmışsınız gitmişsiniz. Hangisi daha enerjik olur? Hangisi güne daha motive başlar? Hangisi daha enerjik başladığı için güne o gün olumlu sonuçlara doğru yürüme ihtimalini artırır? Değil mi? Bu kadar basit. İkinci konusu da hayallerin böyle bir hani bu biraz şeye doğru da kaymak istemiyorum hayallerin gerçekleşsin ama hayallerin hakikaten bir gerçekleri bükme etkisi var. Gerçekleri bükmek listelerine kastım. Siz her hayalinize çok odaklanmışsanız o gün sokakta karşılaştığınız bir arkadaşınızı başka bir gözle dinliyorsunuz. O gün gazetede okuduğunuz bir makaleyi başka bir gözle okuyorsunuz. O gün denk geldiğiniz bir bilimsel yazıyı başka bir gözle inceliyorsunuz. Bütün bunlarda hayalinizin netliği hep o karşılaştığınız unsurların hayalinize yardımcı olup olmayacağı konusunda beyninizin filtrelerinin çalışmasıyla ilgili bir konu. Ve beyin filtreleriniz eğer hayalinize çok odaklanmışsa etrafınızdan bu hayali gerçekleştirecek unsurları yakalamanızı ve onları değerlendirmenizi sağlıyor. Yani öyle enteresan durumlar görüyorum ki etrafımda. Adam o kadar istiyor ki başarılı bir girişimci olmayı. Onun dünyaya bakışı bambaşka. Her tanıştığı insanla konuştuğu şey başka, her gittiği ülkede incelediği şey başka. Her eline aldığı üründe baktığı unsurlar farklı. Bir yandan da birisi var. İşte Hiç değişme hayali yok. Öyle bir yerde çalışıyor. Bir vizyonu da yok. O ise bunlarla olan etkileşim, bu unsurlarla olan etkileşimi son derece, son derece sönük. O yüzden de siz etkileşmediğiniz için de o unsurların hayalinize yürümeniz konusunda nasıl yardımcı olacağını göremiyorsunuz. Evet. Demek ki iki faktör var. Bir tanesi büyük hayaller kurmak, insanı motive eden, harekete geçiren, daha çok çalışmasını sağlayan bir şey. İkincisi hayaller gerçekleri biraz büküyorlar. Çünkü gerçeklere bakma şeklimizi değiştirebiliyorlar. Gerçeklere bakma şekliniz değiştikçe de etrafınıza yeni kaynaklar bulabiliyorsunuz, yeni ilişkiler kurabiliyorsunuz ve bir anda o hayalinize doğru bir adım atabildiğinizi görüyorsunuz. O nedenle büyük hayal kurarken gerçekçilikten uzak durmanız lazım. O büyük hayali de zihninizde belki defalarca canlandırıp beyninizin bu hayalinizi ciddiye aldığını onu ikna etmeniz lazım. Eğer bunu başarabilirseniz hem daha motive olacaksınız geleceğe yönelik hem de gerçekleri yavaş yavaş bükmeye başlayacaksınız. Kafanıza yatmıyor olabilir bu anlattıklarım. Hani biraz hayali konuşuyorsun hocam sen diye olabilirsiniz ama kendi hayatımda bunun defalarca örneğini yaşadım. Ne zaman ki bir şeyi çok istedim, onunla ilgili o gün karşıma fırsatla çıkmaya başladı. O gün derken hani hemen o gün olmayabilir, birkaç gün içerisinde. Ne zaman ki bir şeyin çok hayalini kurdum, o gün gördüğüm bir e, okuma yap, yaptığım bir okuma, izlediğim bir filmden bir ilham aldım ve beni o hayalime doğru götürmeye başladı. Ee, bunun hani örnekleri burada biraz fazla kişisel olacağı için vermek istemiyorum ama şu anda bulunduğum stüdyo bile kendi kurduğum bu stüdyo bile benim hayalimde işte burada küçük bir örnek var karşınızda hayatta gördüğünüz her şey her ürün her girişim her büyük yapıt her e, kariyer her sportif başarı hayal kuran büyük bir hayal kuran insanın oraya e, yürümesiyle gerçekleşmiş Evet ama Hayaller kurarken değil de sonrasında çok gerçekçi olmamız gereken bir konu var. Ben hayalimi kurdum, evrene bıraktım. Hadi gelsin bakalım karşıtı. Öyle bir şey yok. Acı gerçek şu. Eğer hayal kurmuşsanız o hayale yönelik olarak hemen o gün bir adım atmalısınız. Çünkü o zaman beyniniz bu hayalin ciddi olduğunu daha da anlayacak. Çünkü diyecek ki kendi kendine ya bu adamcağız sırf bunları düşünmekle kalmıyor. Bugün yaptığı ilk eylemde de bununla ilgili. Benim çok sevdiğim enteresan bir örnekte bir e, yazarın e, hikayesi. E, i̇şte bu American Thriller türü romanlar yazan birisi. Aslında avukat kendisi. E, avukatlık yaparken hep hayali roman yazmak ama o kadar yoğun çalışıyor ki ve o kadar hiçbir şey yazmamış ki daha evvel ne zamanı ne de becerisinin buna izin vermeyeceğini düşünüyor. Sonra bir gün düşünüyor, düşünüyor ne yapabilirim ben diyor. Sabahları erken kalkıp biraz yazmayı deneyeyim diyor. Fakat sabahları erken kalkıp bir şeyler yazmaya çalışınca onda da zorlanıyor. Çünkü aklına fikirler gelmiyor. Sabah insanı değil belki. Kolay mı ya roman yazmak? Sonra şöyle bir fikir buluyor. Ben hayalime doğru yürümek istiyorsam şöyle yapayım diyor. Önüne daha evvel yazılmış romanları koyuyor. O romanlara bakıp satır satır tekrar yazmaya başlıyor. Amacı yazma antrenmanı yapmak ve amacı hayaline doğru o gün küçücük olsa bir adım atmak. Yanlış anlamayın yeni bir şey yazmıyor. Sadece var olan bir romanı tekrardan bilgisayar aktarıyor. Tek koşul o romanı daha evvel okumamış durumda. Böylece romanı yazarken aslında bir sonraki satırda ne olacağını bilmiyor. Romanı nasıl sonuçlanacağını bilmiyor. Bundan dolayı da romanın nereye doğru gideceği konusunda zihnini düşüncede üretmeye başlıyor. Ve bir yandan da aslında Eli gelişiyor, yazma yetenekleri gelişiyor, roman yazma fikrine ısınıyor ve beynine de bu hayaline doğru yürüdüğüyle ilgili net bir mesaj veriyor. Hayal kurmarken gerçekçi olmanıza gerek yok. Hatta gerçekçi olmaktan tamamen uzak durmanız lazım. Ama hayalinizi hayata geçirmenin tek yolunun o gün, hemen o gün ve sonraki her gün hiç durmadan birer adım atmak olduğunu kabullenmeniz lazım. Ve bu hayalinize ulaşmanın zaman alabileceğini, düşündüğünüz gibi beş adımda değil belki oraya bin adımda varabileceğinizi de ilk günden kabullenmeniz ve kendi enerjinizi bu çerçevede yönetmeniz lazım. Bence o zaman alacağımız sonuçlar çok daha iyi olacaklar. Ve ben inanıyorum. Büyük hayaller kurmamız da lazım. Çünkü etrafıma bakıyorum. İnsan hayatları çok güzel değil. Ülkemizin durumu çok iyi değil. Ancak büyük hayaller kurar, sonra da bu büyük hayaller için hemen o gün bir adım atarsak sonuca doğru yürüme ihtimalimiz var. Bu arada geçen cuma verdiğim söze de döneyim, kilo vereceğim demiştim. E, hatırlıyorsanız işte 13,5 kiloya yakın e, bir 3 aylık zaman dediğimde kilo vereceğimi iddia etmiştim. Bu hafta gayet iyi gitti, 2,5 kiloya yakın verdim. Zaten haftalık hedefim de buydu, e, onu da bir update etmek istedim bana söz veren çeşitli kanallardan arkadaşlar vardı ve topluluğa onların da ne durumda oldukları konusunda bir güncelleme yapmalarını tavsiye ederim. Büyük hayaller kurun. Haddinizi büyük hayaller kurarak açacaksınız. Ama hemen o gün o büyük hayalle ilgili bir adım atın ve o hayali gerçekliğe dönüştürme konusunda ne kadar ciddi olduğunuz mesajını önce kendi beyninize sonra etrafınızdakilere ve tabii ki bir yandan da evrene veriyor. Hoşçakalın, kalın. Ee, görüşmek üzere. Eee sevgiler.